Dildendir mutluluk, dildendir değer, dili olmayana insan mı derler? İnsanda dilince değişir kader, ya yurda baş olur ya başı gider. Çoğu faydasızdır, iyi sözdür, asıl söz bilerek söylenen sözdür. Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır, insan ölür arkasından söz kalır. Söyle doğru, güzel, öz sandığını, söyle bildiğini, inandığını, söyle inananlar gelsin izinden, canına mal olsa dönme sakın sözüne. Teşekkür ederim. İlçelere yaptığımız her ziyarette, mahallelere gittiğimiz her türlü muhakkak muhtarlarımıza bir uğruyoruz, çay içiyoruz, mahallenin ihtiyaçlarını dinliyoruz. Geçen geldiğimizde de konuştuk. Evet. Bizim mahalle 6-7 bütün mahalle muhtarı tanırdı. Muhtarlar neredeyse bütün mahalleliği bilirdi. Şimdi şurada sorsak 60-50 bin altında nüfusu olan mahalle yok. Bir mahalleler değişti. Teknoloji değişti. Yani muhtara giden çok adam kalmadı. Herkes e-devletten giriyor, her şeyi alıyor. Dolayısıyla muhtarların görevinin yeniden tanımlanıp, hatta bunu genel başkanımıza takdim edip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de biz iktidara geldiğimizde muhtarlardan beklentilerimiz ne olacak? Ve bu beklentileri sizin yerine getirdiğiniz için nasıl bir kaynağa, ne tür desteğe ihtiyacınız var, bunun da adını koyacak bir çalışma yapalım diyoruz. Muhtarlık bizim bir kültürel değerimiz. Yani onu yaşatmamız lazım. Ondan sonra da gidip diyelim ki bu muhtarlara araba verilecek, telefon verilecek, aylık maaşları bu kadar olacak, bir tane sekreterleri olacak ki bu fonksiyonu üstlensinler. Bunu tanımladıktan sonra çok daha kolay. Ama bunu tanımlamadan o talebi yapmak zorlanıyoruz. Dolayısıyla inşallah o çalışmayı verelim bir şekilde. Noktalarınız iyi ki varsınız. Noktalar gününüz kutlu olsun. Allah'a emanet olun.